Uludağ'ın farklı bir bölgesinde farklı bir etkinlik başlıyor. Evet. Naçizane kahvaltım. Öküz yatağında sabah oldu. Sabah 6:30'da kalktım. Sadece kuş seslerinin olduğu bir ortam. Bir sessizlik. Bir de yanımdaki çeşmenin sesi var. Masmavi bir gökyüzü. Rüzgar yok. Köknar ağaçlarının içindeyim. Hemen üzerimde bulunan Özgürlük Tepesi'ne çıkacağım. Buradan Karagöl Dere Vadisi'ni izleyip sonra da hemen doğudaki, onun doğusunda bulunan Kapıyalı Vadisi'ne inmeyi düşünüyorum. Sabah saat 9:05 geçe. Öküz yatağından Özgürlük Tepesi'ne doğru yürüyüşe başladım. Evet, ormandan çıktım. Şimdi de alpin bölgeye ayak bastım. Özgürlük Tepesi yukarıda görülüyor. Evet. Oraya çıkıyorum şimdi. 200 metrede bir derece ısı düşüyor. Burası aşağıya göre, geldiğim yaylaya göre çok daha serin. Korona geçirdikten sonra kesinlikle akciğer kapasitem düştü. Buna inanıyorum ve bunu yaşıyorum tabii. Biraz da eskisi kadar antrenman yapmadığım için, zorlu faaliyetleri, tırmanışları bıraktığım için, eskisi gibi sürekli bir antrenman da yapmadığım için onun da etkisi olabilir ama koronadan etkilendiğim mutlak. Uludağ bütün güzelliğini gösterdi. Yine tepeler karşımızda. Uludağ için bir tanım yapmak gerekirse üzerinde çeşitli tepeler bulunan tek bir dağdır Uludağ. Bursalılar olarak çok şanslıyız. Bunun değerini bilmemiz lazım. Yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız doğanın kıymetini bilelim. Çünkü bu doğa sonsuz değil. Bu doğa tüketimi tamamen devam etmesi ya da etmemesi bizim elimizde olan. Maalesef insanlar artık o kadar çok kirlilik üretiyorlar ki o fabrikaların kimyasalları vesaire doğada bütün akarsuları içinde canlı yaşayamaz hale getirdi. Çok üzücü tabii bunları. Hep yıllar içinde gözlemledik, yaşadık bunları. Gelişmiş toplumlar bundan ders aldılar. Ve bütün fason üretimleri de bunun için ikinci, üçüncü dünya ülkelerine kaydırdılar. Yani onlardan birisi de biziz. Fason üretimi yapan ve işte kimyasalları kullanarak bazı
mamulleri üretip tekrar gelişmiş toplumlar bizden alıyorlar. Kendi sularını kirletmemek için, kendi doğasını korumak için. Bunlar da çok kurnazca yöntemler tabii. Bunlar zenginlerin sömürüsünden başka bir şey değil. Bize bir parçacık, küçücük bir bal sürüyorlar. Diyorlar ki sen şunu yap ver, çok güzel yapıyorsun. Onlar da kumaşını alıp bizden tekrar bize satıyorlar. Maalesef hayat böyle. Siyaset ve politika benim işim değil ama ister istemez insanların yaşamına dokunan, bizi etkileyen olaylar bunlar. Yani tamamen de dışında kalamıyorsunuz. Biz bunları görüyoruz ve izliyoruz. Bütün bunları göre göre yok demek ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, susmak, sessiz kalmak da insanın içine, vicdanına sığmıyor. Yani politika işimiz değil, evet. Siyaset işimiz değil. Ama toplumu ilgilendiren olaylar da bizim işimiz, bizi ilgilendiriyoruz. Dolayısıyla politikacıların ülkemize bu anlamda sahip çıkmasını diliyoruz. Öküz Yatağı Yaylası, geldiğim yer. Uludağ'ın kuzeyindeki, yani kuzeybatıda ilk havza Gökdere Havzası. Gökdere Havzası'ndan sonra gelen Kaplıkaya Vadisi'ni oluşturan havza. Koca Balık, Küçük Balık Vadisi'ni oluşturan havzalar. Kürekli Dere Vadisi'ni oluşturan Balıkdere Havzası da Kürekli Dere'yi oluşturuyor. Kapıyayla Vadisi Havzası. Kapıyayla Havzası belki de bu havzaların içinde küçük olanlarından bir tanesi. Yani su debisi düşüktür nispeten. Mesela dün gittiğimiz hemen bu sırtın arkasındaki Kovukdere Havzası'ndan gelen Güvercinlik Vadisi'nin suyunu izledik. Bu nispeten daha az. Çünkü daha küçük bir havza, şöyle gördüğümüz gibi küçük bir havza. Bu havzalar daha büyük. Göller bölgesinden gelen Karagöl Dere'yi oluşturuyor. Şurası Karagöl Dere. Buradan aşağıdan itibaren de Deliçay olarak geçiyor. Çünkü birçok farklı alanlardan suların, derelerin karışımıyla Deliçay'ı oluşturuyor. Deliçay da gerçekten kuzey yüzündeki önemli derelerden bir tanesi. Bu sırtın arkasındaki de Koca Dere'yi oluşturuyor. Bu sırtın arkasındaki, yani Alaçam Şelalesi'nde, bu hemen Alaçam Şelalesi'nde buluşuyorlar o bölgede. Deliçay'la Koca Dere o bölgede buluşuyorlar ve çok çok daha debisi yüksek, belki de ikisi birleştiğinde kuzey yüzündeki en yüksek debili dereyi oluşturuyor bunlar diyebilirim. Devam ediyor yani. Uludağ'ımız her açıdan yaşamaya değer, incelemeye değer, görülmeye değer. Yeter ki kıymetini bilelim.
Şimdi Kapıyalı Vadisi'ne gidiyoruz. Yabani hayvanlar ve ayılar. Siz isteseniz de ayıya kolay kolay yaklaşamazsınız. Yani bütün o doğadaki bazı koşullar, rüzgar sizden ayıya esmeyecek. Sesinizi duymayacak. Çok zor. Koku alma duyusu çok yüksek. Ses alma konusunda kulakları hassas. Yani ayıya yaklaşmanız kolay değil. Bir ayıyla, daha doğrusu bir ayıyla karşılaşmanız kolay değil. Onun için ancak onun bölgesine, onun yaşadığı alana girerseniz ve onu tehdit ederseniz bir ayı tehlikelidir. Onun dışında, yani bir insan ayı için bir av değildir. Tehdit oluşturduğunda kendini korumak için saldırabilir. Yani bu bilgiler doğrultusunda sizler de buradan bir şey çıkartın. Yani ayıdan korkmuyor musunuz? Yani ayıya siz zarar vermedikçe ayı size zarar vermiyor. Ya da zarar verecek birmiş gibi bir davranış sergilememeniz gerekiyor. Evet, yabani hayvanlar, zaten diğer yabani hayvanlar sizi görünce kaçıyorlar. Fotoğraf çekmek istiyorum ama yabani hayvan görmekte zorlanıyorum. Hayvan gördüğünde uçuyor, siz makineyi bile açamıyorsunuz. Onun için yabani hayvanlar konusunda ön yargılı olmayalım. Biz onlara dokunmadıkça onlar size dokunmaz. Burası da eskiden bir koyun ağlığıydı. Burada hayvancılık yapılıyordu. Burada 3 tane kulübe vardı. Silip süpürdü. Doğa koşulları, eğer onu okuyamaz, onun yapacaklarını karşı bir bilgi, tecrübe sahibi değilseniz sizi cezalandırır. Doğaya meydan okuyamazsınız. Ancak doğanın koşullarına uyum sağlayabilirsiniz. Böyle kar yüzeyler gördüğümde girmiyorum çünkü ayakkabılarım ona uygun değil. Bizim dağlarda giydiğimiz ayakkabılar sert tabanlı. Bu Vibram denilen, işte 1/1, 1/2, 1/3 şeklinde sertliği değişebilen, yumuşayan, sertleşen bir Vibram ayakkabının kenarıyla çentik açabiliyorsunuz karda. Sert de olsa, ama bunlarla çentik açamıyorsunuz ve oradan geçme şansınız yok, kayıp düşersiniz. Onun için riske girmeye gerek yok. Ben o tür yüzeylere girmeyip altından geçiş yapıyorum.
bir kar köprüsü. Çok güzel. Oo, derin. Bayağı derin. Burada ciddi bir kar var. Bu yağan kar değil. Bu yukarıdan rüzgarla süpürülen kar. Suyun gürültüsünden konuşamadım, hiçbir şey anlatamadım. Evet, bir kar köprüsünün altına girdim ve oradan bir görüntü aldım sizler için. Kapıyayla Vadisi'nden ayrılıyorum. Kamp alanıma gidiyorum. Bugünkü etkinliğimiz de burada sona eriyor. Kamp yerime geldim. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.